İstanbul'dan TRT Dünya Gündeminden merhaba. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Rusya'da, programa Moskova'dan yapacağımız canlı bağlantıyla başlayacağız. Önce Erdoğan ve heyetinin ziyaretinin detaylarını öğreneceğiz. Sonrasında ise 19 Eylül'den bu yana tutuklu olan Greenpeace üyesi Türk eylemci Gizem Akan'ın durumunu konuşacağız. Akan kefaletle serbest bırakılacak. Peki süreç nasıl işleyecek, aktaracağız. Bugün ikinci canlı yayın noktamızsa Lübnan olacak. Salı günü İran Büyükelçiliğine yapılan saldırı sonrasında hem ülkedeki genel durumu konuşacağız hem de bağımsızlık kutlamalarını. Sonrasında ise gündemimizde bugün Tunus var. Yeni anayasa tartışmalarının sürdüğü ülkede siyasi kriz bir türlü çözülemedi. Son notları Tunus'tan yapacağımız canlı yayınlarla aktardıktan sonra da Arap ve Afrika zirvesinden çıkan notlara değineceğiz bugün. Ben Buket Güler, TRT Dünya gündemi başlıyor. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün St. Petersburg'da gerçekleşecek olan 4. Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Rusya yolculuğu öncesinde açıklama yapmıştı Erdoğan ve ziyaretin kapsamında görüşülecek başlıca konuların ekonomi ve Suriye olacağını söylemişti. Şimdi canlı yayında Moskova'ya uzanalım. TRT Türk temsilcisi Barış Mutlu'dan hem bu ziyaretin programını, detaylarını öğrenelim hem de bugünü Putin-Erdoğan görüşmesinden neler bekliyor hem Türkiye hem Rusya. Onu soralım. Buket, kısa bir süre sonra ÜDİK toplantısı başlayacak. Bu ÜDİK ile ilgili olarak şunu söylemek gerekir ki ortak bir bakanlar kurulu toplantısı gibi. Buradan Türkiye'den gelen bakanlarla buradan Moskova'dan St. Petersburg'a geçen bakanlar, Rus bakanlar öncelikli olarak kendi aralarındaki sorunları, kendi aralarındaki başlıkları tartışacaklar. Bir örnek vermek gerekirse enerji ile ilgili örneğin Türkiye'nin söyleyecekleri var. Rusya'nın buna mukabil kendi hazırladığı dosyalar var. Rus Enerji Bakanı Novak'la Türk Enerji Bakanı Taner Yıldız bu konuda görüşecekler. Ama bundan daha da önemlisi tabii liderlerin yapacağı ikili görüşme var. O da bugün gerçekleşecek. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın görüşmesi gerçekleşecek. Burada biraz daha uluslararası siyaseti ilgilendiren konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Yani Suriye ile ilgili, Cenevre 2 ile ilgili görüşmeler ne aşamada, Türkiye'nin buna katkısı ne olabilir? Türkiye'nin bu konuda Rusya'dan istekleri neler olabilir? Bunlar masaya yatırılacak. Bunlar da tabii akşam üstüne doğru, öğleden sonra diyebileceğimiz bir zamanda düzenlenecek. Basın toplantısında iki lider tarafından açıklanacak. Ortak bir basın toplantısı gerçekleştirilecek çünkü. Bir de tabii senin de malumun İran'la ilgili nükleer görüşmeler var. Bütün bunlara ek olarak Rus medyasının üzerinde durduğu bir başlık daha var. O da Karabağ meselesi. Karabağ meselesinin de Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde gündeme geleceği belirtiliyor. Bahsettin Gizem'in durumuyla ilgili, Greenpeace eylemcisi Gizem Akkan'ın durumuyla ilgili. Dün yapılan mahkeme sonucunda kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı. Buna karar verdi Rus hakimler ama bundan sonrası için de bir süreç var. Kefaletin ödenmesinden sonraki bürokratik süreç bir yana, Gizem Rusya'ya gümrüklerinden, Rus sınırlarından giriş yapmadığı için girişiyle ilgili bir sorun var. Bu hallolduğu takdirde Gizem'in yurt dışına çıkışı mümkün olacak. Şu anda çok geniş bir Türk heyeti var. Bunu çözümlemeye çalışıyorlar ve Gizem'in en kısa sürede Rusya dışına çıkması, Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Evet, Barış Mutlu'ya teşekkür ederim bize aktardıkları için. Hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin bugün St. Petersburg'daki programının detaylarını bize aktardı. Hem de Gizem'in aslında eğer o prosedür sıkıntı çözülebilirse bugün belki de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'ye dönebileceğini söyledi. Elbette takip edip göreceğiz. Şimdi TRT Dünya gündemine devam ediyoruz. Lübnan'ın gündemiyle. Evet, Lübnan'dayız ve karşımızda da bu kez TRT Türk temsilcisi Hasan Esen var. Hasan, önce dün gerçekleşen ziyaretin detaylarıyla başlayalım. Lübnan Başbakanı Necip Mikati Türkiye'deydi, Ankara'daydı. Nasıl geçti o ziyaret? Orada nasıl yankılandı? Öncelikle ziyaret çalışma ziyareti şeklinde gerçekleştirildi. Yani günübirlik olarak Mikati Ankara'ya gitti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaklaşık birkaç saat görüştükten sonra öğle yemeğinde bir araya geldiler. Ardından da ülkesine geri döndü. Mikati görüşmesinin amacını iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek olarak açıkladı.
özellikle Lübnan'ın dost ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istediğini ve Türkiye'den de bu noktada, Türkiye'yi de bu noktada önemli gördüklerini belirtti. Ziyaretteki temel nokta ise Lübnan basına yansıdığı şekliyle Suriye'deki kriz ve Lübnan'ın Suriye krizi nedeniyle ülkede bulunan mültecilerle baş edebilme çabası. Türkiye'de de çok sayıda mülteci var ama nüfus oranları bakımına baktığımız takdirde arada çok büyük fark var. Neredeyse Lübnan'da 5 kişiden biri Suriyeli mülteci. Dolayısıyla ülke için çok ağır bir güç demek. Geçtiğimiz aylarda da zaten komşu ülke Türkiye'nin öncülüğünde komşu ülkeler, Suriye'nin komşu ülkeleri bir araya gelmiş ve bu mülteci krizinin altından nasıl çıkılması gerektiğine dair uluslararası kamuoyundan da destek istemişlerdi. İşte Türkiye bu noktada Suriye krizinde, mülteci krizinde önemli bir aktör olarak ön plana çıkmakta. Dolayısıyla Lübnan'ın da Türkiye'den bu noktada desteğe ihtiyacı var. Öbür taraftan Türkiye diğer ülkeler ziyade Lübnan'la ilişkileri olan diğer ülkelerden ziyade ülkede mezhepsel bir ayrım bir şekilde istemiyor. Doğrudan desteklediği bir grup, güçlü şekilde desteklediği bir grup yok. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda Lübnan'ın içinde geçmiş olduğu pozisyon karşısında alacağı tavır oldukça önemli. Türkiye daha önceki hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı evet. açıklamaları da Lübnan'ın istikrarına büyük önem verdikleri belirtilmişti. Evet. İşte bu noktada Mikati'nin patlamaların hemen ardından Türkiye'ye gitmesi de yine Türkiye'nin bu tavrının tavrına da gönderme yapmakta. Şimdi sen mülteci krizinden bahsettin ama pek fazla kriz var Lübnan'da. Hükümet krizi devam ediyor. Bu salı günü yaşanan olaydan sonra terör tehdidi gündemde, ekonomik sıkıntılar var. Tüm bunların arasında aslında bugün oldukça önemli bir gün Lübnan için. Bağımsızlığının 70. yılı kutlanacak. Bu kadar da sorun var. Nasıl kutlanıyor? Nasıl bir hava var orada? Neler söylersin? Aslında hani kutlamalar şu anda kutlamalar halen devam ediyor. Geçit töreni şeklinde. Ancak öbür taraftan ülkeye baktığımız zaman bu kutlama havasını görmek özellikle halkta mümkün değil. Çünkü sadece 2 gün önce patlayan bir bombadan 23 insandan bahsediyoruz. Bunlardan biri hariç hepsi Lübnanlıydı. Aralarında biri de çocuk vardı. Dolayısıyla Suriye'deki kriz Lübnan'a oldukça güçlü şekilde yansımış durumda ve Lübnanlılar bunu hissediyor. Öbür taraftan Cumhurbaşkanı Michel Süleyman'ın dün akşam yaptığı bir konuşma çok daha önemliydi. Michel Süleyman ülkede bir grup yönetimin sesini dinlemiyor. Komşu ülkeye savaş için asker gönderiyorsa biz bir bağımsızlıktan bahsedemeyiz. Eğer ülkede sadece silahlı güçler ya da güvenlik güçleri silah taşımıyorsa, kastettiği Hizbullah'tı, biz bir bağımsızlıktan bahsedemeyiz. İşte belki de Suriye krizinin bu kadar güçlü şekilde ülkede yaşanmasının sebebi de Hizbullah'ın Suriye'deki savaşa müdahil olmasını gösterebiliriz. Cumhurbaşkanı Michel Süleyman da yine dün akşamki konuşmasında Suriye krizinden ayrı kalınmasını öngören Baabda deklarasyonuna atıfta bulundu. Ancak ortadaki ülkedeki genel kanı her ne kadar bağımsızlık gelse de neyin bağımsızlığını kutladıklarını bilmiyorlar. Çünkü krizlerden, sıkıntılardan, ekonomik sorunlardan, mezhepsel çatışmalardan bağımsız bir ülke Lübnan'da görülmüyor ne yazık ki. Evet, Tunus'tan gelen haberlerle devam ediyoruz programa. Ülkede muhalefet ve iktidar partileri arasındaki gerilim devam ediyor. Tartışma yapılması planlanan seçimlere kadar hangi ismin başbakanlık görevini sürdüreceği konusunda. Tunus'ta yaklaşık 4 ay önce gerçekleşen muhalif lider El İbrahim'in suikastinden bu yana siyasi krizin aşılması çabaları sürüyor. Arabulucu kuruluşların devreye girmesiyle hükümet ve muhalefet partileri arasında imzalanan yol haritası adım adım gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Taraflar arasında imzalanan yol haritası kapsamında yeni bir bağımsız hükümetin kurulması planlanıyor. Ancak yeni hükümetin başbakanı olacak isim konusunda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Hükümet ve muhalefetin kendi adayları üzerindeki ısrarı nedeniyle görüşmeler tıkanmış ve arabulucu kuruluşlardan İşçi Sendikası'nın lideri Hüseyin El Abbasi, müzakerelerin bir süreliğine askıya alındığını açıklamıştı. Bu duraksama sürecinde siyasi partiler kendi aralarında birçok görüşme gerçekleştirmesine rağmen yeni bir isim üzerinde anlaşma sağlanamadı. Ulusal diyalog müzakereleri için resmi toplantılar 2 haftayı aşkın bir süredir yapılamıyor. Ancak arabulucu kuruluşlar siyasi parti liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz pazartesi günü arabulucu kuruluşlar Nahta Hareketi lideri Gannoşi ile Maghrib İşçiler Birliği binasında bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Ghannouchi, önderinde mutabakattan başka bir seçenek olmadığını vurguladı. Önümüzdeki günlerde bu zorlukların aşılmasını ve yakın bir zamanda anlaşmaya varılmasını umuyoruz. Arabulucu kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal diyalog müzakerelerinin başarıya ulaşmasını istiyoruz. Önümüzde tek yol var, o da başarmak. En yakın zamanda mutabakata varacağız. Arabulucu kuruluşların içerisinde yer alan İnsan Hakları Koruma Cemiyeti Başkanı Abdüssettar Bin Musa ise tarafların anlaşamaması durumunda yeni bir isim önerebileceklerini belirtti. Bin Musa, görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanırsa hangi tarafın bu başarısızlıktan sorumlu olduğunu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Arabulucu kuruluşlar olarak bizler, siyasi taraflara en yakın zamanda isim üzerinde mutabakata varılması, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledik ve biraz daha zaman tanıdık. Eğer Troika hükümeti ve muhalefet yeni başbakan için kendi arasında anlaşamazsa, arabulucu kuruluşlar kendilerine göre bir aday önerebilir. Son görüşmelerde de bir isim üzerinde mutabakata varılamazsa, bir basın toplantısı düzenleyerek müzakerelerin önünün hangi tarafın tıkadığını açıklayacağız. Muhalif Halk Cephesi sözcüsü Hamma Hamami ise çarşamba günü yaptığı açıklamada hem yeni başbakanın belirleneceği hükümet sürecinde hem de meclis bünyesinde süren kurucu süreç toplantılarında taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadığını belirtti. Hamami, her iki süreçte yaşanan problemler çözülmeden ulusal diyalog müzakerelerine resmi olarak geri dönülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Tunus'ta siyasi süreç, ülkedeki siyasi oluşumların parlamento içerisinde oluşturmaya çalıştıkları uzlaşı çabalarıyla işliyor. Ancak uzlaşı konusunda zorlanan partiler yeni anayasanın, seçim heyetinin belirlenmesi ve seçim takviminin oluşturulması konularında anlaşamıyor. Tunus'ta krizden çıkış için siyasiler arasında imzalanan yol haritası kapsamında kurucu süreç toplantıları sürüyor. Meclis bünyesinde siyasi grupların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda anayasanın tamamlanması, seçim heyetinin belirlenmesi ve seçim takviminin oluşturulması konuları görüşülüyor. Bu süreçte meclis iç tüzüğü düzenlemeleri hakkındaki tartışmalar ve idari mahkemenin kurucu sürecin çalışmalarına yönelik aldığı kararlar, hükümet ve muhalefet arasında krize yol açmış durumda. Muhalefet, meclis iç tüzüğü düzenlemelerinde kendi görüşlerinin dikkate alınmadığını ve Troika hükümeti milletvekillerinin çoğunluğunu kullanarak kendini saf dışı bıraktığını iddia etti. Meclis iç tüzüğü krizinin ilk günlerinde 60'tan fazla muhalif milletvekili, Troika hükümeti milletvekillerinin meclis iç tüzüğü konusundaki tavrını eleştiren ortak bir açıklama yaptı. Troika hükümetinin meclis iç tüzüğüne yönelik önerileri siyasi olarak kabul edebileceğimiz şeyler değil. Troika hükümetinde yer alan milletvekilleri arabulucu kuruluşların yol haritasını dikkate almıyor. Çoğunluk azınlığı tümüyle meclisten silmeyi ve kendi kontrolüne hakim kılmaya çalışıyor. Biz yol haritasını uygulamak ve geçiş sürecini tamamlamak için meclise döndük. Anayasa ve seçim kanunu çalışmalarını tamamlamak ve seçim heyeti konusunda anlaşmaya varmayı istiyoruz. Ancak bu öneriler meclisi tümüyle Troika'nın istediği şekilde düzenliyor. Meclisten çekildiğimiz dönemden daha kötü bir sürece girdik. Hükümet kanadının milletvekilleri kendi istediklerine göre hareket ediyor. Anlaşmak istedikleri yok. Bu süreçte idari mahkemenin seçim heyetine dair aldığı kararda tartışma konusu oldu. Kurucu süreç toplantılarında ülkeyi seçimlere taşıyacak seçim heyeti belirlenmesine rağmen idari mahkeme bu heyeti reddetti ve yeni bir seçim heyeti belirlenmesi kararı aldı. İdari mahkemeden yapılan açıklamada seçim heyeti üyelerinin belirlenmesinde prosedürel hataların yapıldığı ve seçilen adayların gereken kriterleri taşımadığı belirtildi. Kurucu süreç toplantılarında yaşanan sıkıntılara dair bir açıklama yapan Nahda Hareketi lideri Raşit Ghannouchi, iç tüzük düzenlemelerinden vazgeçildiğini belirtirken, idari mahkemenin seçim heyeti kararına tepki gösterdi. Kurucu meclisteki siyasi parti grupları arasında iç tüzük konusundaki düzenlemelerden geri dönülmesine yönelik bir ortak yaklaşım var. Troika hükümeti ve muhalif parti grupları iç tüzükte bir değişiklik yapılmaması ve eskisi gibi kalması konusunda anlaşmaya vardı. Kurucu süreç bazı zorluklarla karşı karşıya ancak anlaşarak bu zorlukları aşabiliriz. Meclis iç tüzüğü konusundaki düzenlemelerden vazgeçilerek bu anlaşma sağlanacak. Seçim heyeti konusunda ise idari mahkemenin aldığı karar büyük bir soruna
kararına yol açtı. İdari mahkemenin kararı bugüne kadar seçim heyetinin oluşturulması konusundaki bütün çabaları boşa çıkardı. Arabulucu kuruluşlar idari mahkeme ve meclis başkanlığıyla görüşmeler yaparak sorunu çözmeye çalışıyor. Seçim sürecinin askıya alınmasına ne Nahda Hareketi ne de diğer siyasi partiler sebep oldu. İdari mahkemenin kararı bu sonuca neden oldu. Ulusal diyalog müzakereleri idari mahkemenin aldığı kararın oluşturduğu problem aşılmadan devam edemez. Evet, Tunus'ta bir türlü çözülemeyen siyasi krizi konuşacağız canlı yayında. Tunus'tayız. Şimdi karşımızda TRT Türk temsilcisi Ömer Musa Targal var. Ömer, bu krizin çözülebilmesi için bir yol haritası belirlendi. Bundan yaklaşık 4 ay önce ve biz de aslında aylardır, özellikle son haftalarda da sıklıkla artık sonuca yaklaşılıyor mu diye yayınlar yaptık seninle. Her hafta başında sanki bu hafta bir sonuç çıkacakmış hissiyle. Ama hiç de öyle olmadı. Bu yeni haftaya girerken yine konuştuğumuz en önemli madde şuydu, bu hafta başbakanın ismi belirlenebilir ama o yine belirlenemedi. Baktığın zaman sen bu sürece nasıl ilerleyeceğini görüyorsun. Özellikle az önce bahsettik iç tüzük tartışmaları, onunla başlayalım. Bir sonuca varabilecek mi? Evet Buket, senin de söylediğin gibi aslında hem bizim beklediğimiz, beklentilerimiz bu yöndeydi. Hem de siyasilerin beklentileri bu yöndeydi. Tunuslularının beklentileri bu yöndeydi. Ancak taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamadı. Şu anda siyasilerin aşması gereken 3 önemli sorun var ki 3 haftadır da bu ulusal diyalog müzakerelerinin tıkandığını söyleyebiliriz. Şu anda halen yeniden resmi olarak müzakerelere başlanmış değil. Haberimizde de izledik. İç tüzük düzenlemelerine yönelik bir sıkıntı var. Ayrıca belirlenen seçim heyetinin idari mahkeme tarafından reddedilmesi problemi var. Ayrıca bir de yeni başbakanın belirlenmesi konusunda bir mutabakatın halen sağlanamamış olması var. İç tüzük tartışmaları konusunda Nahda Hareketi'nin ve Troika hükümetinin bazı önerileri olmuştu iç tüzük düzenlemeleri için. Ancak bu muhalifler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmış, hatta çoğunluğunu kullanarak Nahda Hükümeti'nin bu düzenlemeleri geçirmeye çalıştığı iddia edilmişti. Ancak Garnuşi'nin de biraz önce haberimizde izlediğimiz açıklamasıyla bu düzenlemelerden geri dönüldüğü açıklandı. Dün de Cumhuriyet İçin Kongre Partisi, yani Nahda Hareketi ile birlikte hükümetin İkinci büyük partisi olan Cumhuriyet İçin Kongre Partisi'nden bir açıklama geldi ve bu açıklamada Ghannouchi'nin son aldığı kararın, bu düzenlemelerden geri dönülmesi üzerine aldığı kararın Nahda Hareketi'nin bir kararı olduğu, Cumhuriyet İçin Kongre Partisi olarak bu düzenlemelerin peşinde olacaklarını belirtti. Bu nedenle iç tüzük düzenlemelerinde de bir çözüme ulaşıldığını söylememiz mümkün değil henüz. İdari mahkeme konusunda ise idari mahkemeden bir açıklama geldi dün ve Nahda hareketinden kendilerine gelen bu eleştirilerin, bu ithamların bir etkisinin olmayacağı, kendilerinin ülkenin çıkarlarını koruduğu konusunda bir açıklama yapıldı. Bunun evet. Yanında başbakan konusunda bir sıkıntı var. Taraflar, evet Buket. Aslında ben de tam onu soracaktım. Ghannouchi'nin açıklamalarını az önce söyledik. Bu başbakanın seçilmesi, isminin belirlenmesi konusunda artık mutabakata varmamız gerek diyor. Muhalefete baktığımız zaman onlar da bir an önce uzlaşıya, anlaşmaya gidelim diyorlar ama her iki tarafta geri adım atmıyor. Başbakan sorunu nasıl çözülecek diye soracaktım. Aslında sen de anlatıyordun. Devam edelim. Evet, Ahmet Mestiri konusunda bir Nahda Hareketi'nin Ahmet Mestiri ismi konusunda bir ısrarın olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de bazı yöneticilerden, Nahda yöneticilerinden bu şekilde açıklamalar gelmişti. Ayrıca muhalefet kanadında da Muhammed Nasır ismi konusunda bir Muhammed Nasır da bir önceki dönemde, Viral döneminde bakanlık yapmış isimlerden biriydi. Ancak bu isim de Nahda Hareketi tarafından kabul görmedi. Muhalif hareketler tarafından farklı isimler dillendiriliyor. Ancak Nahda Hareketi tarafından bu isimlerin kabul edilmediğini söyleyebiliriz. Bazı isimlerin medya tarafından dillendirildiği, dedikoduların olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu ana kadar siyasi partiler arasında bir yeni başbakanın kim olacağı konusunda bir anlaşmanın sağlanamadığı ve yeni üretilen isimlerin de yeni tartışmalarla birlikte geri çekildiğini söyleyebiliriz Buket.
Evet, Ömer Musa Targal'a teşekkür edelim bize aktardıkları için. Görünen o ki siyasi kriz bütün sorunlarıyla hala masanın üzerinde ve çözüm noktasında da o masada oturanlardan gelen kalıcı, uzun süreli sonuç getirecek bir teklif yok gibi. Şimdi tüm bu süreçte yaşananları değerlendirdi. Gazi Grayri, TRT Türkiye, Tunus Üniversitesi Anayasa Hukuku Profesörü neler söyledi izleyelim. Arabulucu kuruluşların önerdiği yol haritası için belirlenen takvime uyulması şu durumda zor görünüyor. Çünkü idari mahkeme seçim heyeti için belirlenen isimleri reddetti ve sürecin tamamen başa dönmesine neden oldu. Hükümet süreci ve kurucu süreç birlikte ilerlemeli. Ancak idari mahkemenin aldığı kararlar nedeniyle kurucu süreçte aksamaların yaşanacağı söylenebilir. Hükümet sürecinde de aslında yeni hükümetin başbakanı olacak isim üzerinde anlaşmaya uzağız. Yol haritasında bulunan başlıkların hayata geçirilmesi sağlanabilir. Ancak bunun için belirlenen takvime uymak zor. Örneğin anayasa konusunda tüm taraflar kendi isteklerinin anayasada yer almasını istiyor. Yeni anayasada anlaşılması durumunda bile yeni bir denge oluşması gerekiyor. Şu anda Troika hükümeti seçilmiş hükümet olarak ülkeyi yönetmeye devam ederken, müzakereler sonucunda yeni bir mutabakat hükümeti ortaya çıkacak. Her iki yönetimin meşruiyetine de saygı duyulması gerekiyor. Anayasa yazılmalı, yeni hükümet şekillendirilmeli ve ülkeyi seçimlere taşıyacak seçim heyeti belirlenmeli. Seçilmiş hükümet görevini üzerinde siyasi tarafların mutabakat sağladığı bağımsız hükümete devrederken, bu süreçlerde iki yönetimin gölgesi altında meşruiyetlerine saygı duyularak gerçekleşmeli. Siyasi tarafların hükümet sürecinde aldığı kararlar kurucu süreçte de kabul edilmeli. Çünkü kurucu süreci yürüten üyeler de sonuçta siyasi partilerin temsilcileri. Hükümet sürecinde tüm tarafların bir masa etrafında toplanmış olması şunu gösteriyor. Geçiş süreci mecliste çoğunluğu oluşturanların kararlarıyla değil, tüm siyasi tarafların üzerinde mutabakata vardığı kararlarla tamamlanacak. Seçim heyeti konusunda idari mahkemenin tarafsız davrandığını düşünüyorum. Binali döneminde de idari mahkeme bu şekilde çalışıyordu. Eğer kanunlara uymayan bir karar varsa bu duyuruluyordu. İdari mahkeme iktidara rağmen kanunlara göre karar verebiliyor. Mahkeme yıllardır görevini yapıyor. Bu yeni bir şey değil. Ülke çıkarları için yönetimler kanunlara uygun kararlar almaya alışmalı. Demokrasi budur. Tunus'taki siyasi kriz ülke ekonomisini de vuruyor. Yeni başbakanın kim olacağı ve seçim tarihi konusundaki belirsizlik ülkeye yönelik yatırımlar önündeki en büyük engel. Krizin etkilediği bir diğer sektör de turizm. Tunus'ta aylardır süren siyasi kriz ve yaşanan terör olayları ülke ekonomisini derinden etkiliyor. Hükümet ülkenin siyasi olarak bir türlü istikrara kavuşamaması nedeniyle devrim sonrasında halkta oluşan beklentileri karşılamakta zorlanıyor. Ülkede artış gösteren işsizlik ve yoksulluk oranları halkta tedirginlik yaratıyor. Sosyal İşler Bakanlığı'nın verilerine göre ülkedeki yoksulluk oranı %25. İşsizlik rakamları ise İstatistik Kurumu tarafından %17 olarak belirlenirken gerçek oranın %30'ları aştığı ifade ediliyor. Tunuslu yetkililer, ülke ekonomisini rahatlatmak için yılbaşında IMF'den 1,7 milyar dolar kredi talep etti. Ancak talebin kabul edilmesi için hükümetin bankacılık, gümrük vergisi, devlet sübvansiyonları ve yatırım konusunda reformlar yapması gerekiyor. Geçici Troika hükümetinin istifa sürecine girmesi ve yeni kurulacak hükümetin lideri konusunda da bir türlü anlaşma sağlanamaması bu reformları da geciktiriyor. Yabancı yatırımcılarsa ülkede ekonomik istikrarın yeniden sağlanması için beklemedi. Yaşananlar hükümetin yıl sonu büyüme beklentilerini de yeniden gözden geçirmesine neden oldu. %4'lük büyüme beklentisi %3,6'ya çekildi. Uzmanlar siyasi krizin sürmesi durumunda ülke ekonomisinde oluşacak zararın yıllarca giderilemeyeceğini belirtiyor. Siyasi krizin hala çözülememiş olması ülke ekonomisini kötü yönde etkilemeyi sürdürüyor. Tunus'a yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar ve halk siyasilere olan güvenini kaybetmiş durumda. Ülkede birçok işsiz var ve aslında devrimin asıl nedeni de işsizlikti. Ancak devlet iş fırsatları yaratma konusunda hala yeterli değil. Derin devlet ve devrim karşıtları tüm yolları kullanarak devrimin başarısız olması ve hedeflerine ulaşamaması için karşı duruşlarını sürdürüyor. Bugün Tunus ekonomisi siyasilerin elinde olan bir rehinedir. Bağımsız hükümetin lideri sağlam dış bağlantıları olan bir iktisatçı olmalı. Eğer ekonomi bu siyasi tartışmalardan zarar görmeye devam ederse zararları onarmak 10 yıl alabilir. Ülkede yaşanan terör olayları sonrasında ortaya çıkan güvenlik sıkıntısı dış yatırımların yanında ülke gelirlerinin %7'sini oluşturan turizmi de zora sokuyor.
Son olarak Ekim ayı sonunda ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Suse'de gerçekleşen terör eylemi hem bölge halkında hem de turistlerde tedirginliği artırdı. Tunus Turizm Bakanı Cemal Gamra bu saldırı sonrasında alınan önlemleri ve son durumu TRT Türk mikrofonlarına değerlendirdi. Suse'de bir otelin önünde gerçekleştirilen canlı bomba eylemi Tunus'ta ilk kez yaşandı. O dönemde bazı otellerde rezervasyonların iptal edildiğini gördük ancak 1-2 hafta içerisinde durum normale döndü. Aslında bu terör eylemlerinin yaşanacağını bekliyorduk çünkü yakın geçmişte bazı turistik bölgelerde de benzer olaylar yaşandı. Bu olayların daha planlama aşamasında karşısında durmaya ve tehlikeleri engellemeye çalışacağız. Bu canlı bomba olayı Tunus için iyi bir görüntü değil. İlk kez gerçekleşiyor ve umarız bir kez daha tekrar etmez çünkü turizmi ve ekonomiyi kötü etkiliyor. Tunus'ta uzun süredir devam eden siyasi krizin bir türlü çözülememesi halkın siyasilere olan güvenini kaybetmesine neden oldu. Halk tüm bu yaşananlardan siyasileri sorumlu tutarken krizin de bir an önce çözülmesini istiyor. Siyasi krizin sorumluluğu başta hükümet olmak üzere tüm siyasi partilerde. Siyasiler kendi çıkarları ve makamları için birbirleriyle mücadele ediyor. Halkın menfaatini düşündükleri yok. Siyasilerin bu tavrı nedeniyle Tunus hala krizden çıkamadı ve her çabada başarısızlıkla sonuçlanıyor. Anayasanın tamamlanması veya seçim tarihinin belirlenmesi konusunda da başarısız oldular. Kendi çıkarlarından önce halkın menfaatini düşünmeleri gerekirdi. Ülkedeki işsizliği, hayat pahalılığını ve yoksulluğu görmelerini istiyoruz. Muhalefet seçimlerde iktidarı elde edemeyeceğini biliyor ve bu nedenle seçim dışında her yola başvuracaktır. Seçimlere 6 aydan kısa bir zaman var. NATO hükümeti bu süreci tamamlayabilir. Yeni hükümetin başbakanı olacak isim üzerindeki tartışmalar bu kadar uzamamalıydı. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve güvenlik krizinin sorumlusunun siyasi partiler olduğunu düşünüyorum. Bunların başına da Troika hükümeti geliyor. Siyasi krizin doğrudan ekonomik durumu etkiliyor ve kriz devam ettikçe de ekonomideki bu yara büyüyor. Ülke kriz döneminde hem hükümet hem de muhalefet bu krizden sorumlu. Aslında hükümet çalışmak istiyor. Ancak muhalefet hükümetin tekerleğine çomak sokuyor. Hem hükümet hem de muhalefette bulunan isimler yaşlanmış artık. Neden ülke yönetimine gençleri bırakmıyorlar? Hem ülkede hem de yurt dışında okuyan gençlerimiz var. Nahta'nın önerdiği Ahmet Mesleri de çok yaşlı. Devrimi gençler yaptı. Ülkenin geçiş dönemini tamamlayabilmesi için nitelikli gençlerimiz var. Kuveyt 19 ve 20 Kasım tarihleri arasında önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. 28 devlet başkanı, 7 devlet başkan yardımcısı düzenlenen 3. Arap-Afrika zirvesi için bu ülkedeydi. İlki Mart 1977'de 60 ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de, ikincisi ise 2010 yılında 66 ülkenin katılımıyla Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen Arap-Afrika Ekonomi Forumu'nun sonuncusuna Kuveyt ev sahipliği yaptı. 3 gün süren ve 20 Kasım'da sona eren zirveye 28 devlet başkanı, 7 devlet başkan yardımcısı ve 5 başbakan katıldı. Kalkınma ve Yatırım Ortakları adı altında düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını 3. Arap Afrika Zirvesi Başkanı sıfatıyla Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah yaptı. Kuveyt Emiri'nin ardından 2010 yılında yapılan 2. Afrika Arap Zirvesi Başkanı sıfatıyla Libya'nın Milli Genel Kongre Başkanı Nuri Ebu Sehmen konuştu. Konuşmasına geçtiğimiz gün Trablus'a meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri anarak başlayan Ebu Sehmen, 17 Şubat devriminin ardından ilk kez Arap-Afrika zirvesi yapılıyor. Biz buraya yeni bir Libya olarak devrim sürecinde bize destek olanlara ve yardım edenlere teşekkür etmeye geldik dedi. Libya'da son zamanlarda meydana gelen patlama ve suikastlere işaret eden Ebu Sehmen, Libya halkı ülkesini, idaresi ve kurumları çökmüş, hazinesi yağmalanmış bir haldeyken geri aldı. Bölgedeki bazı ülkelerde bulunan eski rejime bağlı karanlık güçler, kaosu, bölgesel çatışmaları, kabileler arasındaki çekişmeleri körüklemek ve Libyalıları istikrar, güven ve ülkelerini inşa etmekten mahrum bırakmak için çalışıyor diye konuştu. Zirveye Arap ve Afrika ülkeleri dışından da ilgi yoğundu. Çin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi ve Sivil İşler Bakanı Li Lego, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, Ekonomi Bakanı ve Bağlantısızlar Hareketi Başkanı Ali Tayyip Niyan'ın ardından İngiltere Başbakanı Temsilcisi ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan da katıldı.
3. Arap-Afrika Zirvesi'nin gündemi ve zirvede yaşanan tartışmalarla devam edeceğiz. Şimdi zirvenin asıl gündeminde ülkeler arası ekonomik işbirliğinin arttırılması vardı. Ancak Mısır ve Suriye'de son dönemde yaşanan olaylar da masaya yatırıldı. Kuveyt'te düzenlenen 3. Arap-Afrika Zirvesi'nin öncelikli gündem maddeleri bölgeler arası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiydi. Zirvede program ve projelerin finansmanı için ortak Arap-Afrika Finans Merkezi kurulması ve Arap-Afrika Koordinasyon Komitesi'nden bu konuda Arap Birliği Genel Sekreterliği ve Afrika Birliği ile işbirliği yapması konuları tartışıldı. Tarım ürünlerinin üretiminde artış, zirai kalkınma ve gıda güvenliği, enerji yatırımları ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında işbirliğinin güçlendirilmesi, Arap-Afrika Ticaret Odası ve özel sektöre aralarındaki iş ilişkilerini güçlendirmek için düzenli istişare toplantıları yapılması, her iki yılda bir Arap-Afrika Fuarı düzenlenmesi için destek verilmesi, sivil toplum kuruluşlarına güvenlik, istikrar, insani yardım, kalkınma gibi konularda oynadığı olumlu rolü devam ettirmeleri ve hükümetlere sağlık programı oluşturmaları da gündemdeki diğer maddeler oldu. Bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda en somut adımsa Kuveyt'ten geldi. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Hamad El Sabah, ülkesinin 5 yıllık bir süre içinde Afrika ülkelerine 1 milyar dolar düşük faizli kredi sağlayacağını açıkladı. Geride kalan 40 yıllık bir süre içerisinde Afrika ülkelerine 30 milyar dolar karşılıksız yardım sundu, 6 milyar dolar da kredi veren Suudi Arabistan'sa bu yardımların devam edeceğini açıkladı. 3. Afrika Arap Zirvesi'ne ekonomik sorunların yanında güncel tartışmalar damgasını vurdu. Gündemdeki konuların başında Mısır'da gerçekleşen darbe vardı. Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Kuveyt'in ev sahipliğini gerçekleştirdiği 3. Afrika Arap Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin birkaç hafta içinde anayasa referandumuna geleceğini, ardından da birkaç ay içinde genel seçimlerin yapılacağını ifade etti. Mısır yol haritasını uygulama konusunda kendinden emin adımlar atıyor diyen Mansur, kardeş ülkelerin Mısır'ın kalkınması için ekonomik destek verdiğini ve teknik alanlardaki tecrübesini paylaştığını belirterek çeşitli Arap-Afrika kalkınma fonları arasında koordineyi sağlayacak Arap-Afrika kalkınma ağı kurulması önerisinde bulundu. Gündemdeki bir diğer konu da Suriye'de yaşanan iç savaştı. Zirvede konu hakkında Arap ülkeleri adına konuşan isim Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal oldu. Faysal, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu gözden geçirerek Suriye'de akan kanı durdurması için güçlü ve sert bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu. Arap Birliği ve Afrika Birliği arasında güvenlik alanındaki koordinasyonun birçok krizin çözülmesine katkı sağlayacağını söyleyen Faysal, kalkınma ve yatırım hedeflerine yoğunlaşmak, ilgili tarafların meşru haklarını koruyan bir üslup ve barışçıl amaçlarla ikili sorunların çözümüne yönelmeyi gerektirir değerlendirmesinde bulundu. İki gün devam eden Arap-Afrika Zirvesi'nin sonuç bildirisinde ise somut adımlardan daha çok dilek ve iyi niyet temennileri vardı. Bölgeler arası sorunların giderilmesi için stratejik işbirliğinin artırılmasının gerekliliğine vurgu yapılan bildiride terörle mücadele için bilgi paylaşımının önemine de işaret edildi. 20 Kasım günü sona eren Arap-Afrika Zirvesi sonrasında 29 maddeden oluşan bildirge yayınlandı. Bildirgede vurgu yapılan konu istikrardı. Bildirgede istikrar ve güven eksikliği nedeniyle Arap ve Afrika toplumlarında yaşanan sıkıntılardan duyulan endişe dile getirilerek terörle mücadele için bilgi paylaşımının gerekliliği vurgulandı. Bölgenin istikrar ve güvenliğinin sağlanması için stratejik işbirliğine gidilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen 29 maddelik bildirgede şunlar yer aldı. İnsan haklarına saygı ve uluslararası hukuka bağlılık, adalet, barış ve güvenliğin sağlanması için tarihi, coğrafi ve kültürel anlamda güçlü bağları bulunan ve ortak çıkarlara sahip olan Arap ve Afrika ülkeleri arasında stratejik ortaklığa dayalı işbirliği ve yardımlaşma gereklidir. Afrika ve Arap ülkelerinde kadınların korunması, ekonomik anlamda desteklenmesi ve karar alma sürecine katılımının garanti altına alınması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hükümetler ve özel sektör, bölgede tarımın artırılması için gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Kalkınma programlarıyla kapsamlı sağlık programlarının geliştirilmesi gereklidir. Salgın hastalıklarla mücadele ile ilgili politika oluşturulması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için projeler ortaya konulmalıdır. Afrika Arap Finans Kurumlarıyla özel sektörden Afrika Birliği Komisyonu ve Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin işbirliğiyle altyapı projelerini geliştirmeleri istenen bildirgede söz konusu bölgeler arasındaki ortaklıkta özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması için Arap-Afrika İşbirliği Ekonomik Forumu'nun faaliyetlerine hız kazandırılması gereklidir denildi. Bildirgede Afrika Birliği Komisyonu, Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin imkanlarının artırılması, söz konusu örgütlerin Afrika Arap stratejik ortaklığını sağlamaları için mali destek gibi gerekli her türlü yardımın yapılması çağrısında bulunuldu.
Sahip olduğu doğal kaynakların zenginliğine rağmen Afrika ülkeleri yatırımların eksikliği nedeniyle beklenen gelişimi gösteremiyor. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere Arap ülkelerinde ise tablo daha farklı. Bu nedenle Arap-Afrika zirveleri yatırımların artması açısından da son derece önemli. Kuveyt'te düzenlenen Arap-Afrika Zirvesi 2011 yılında Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika'da gerçekleşen halk hareketleri sonrasında ilk toplantı oldu. Zirve bir yönüyle de petrol zengini ülkelerle susuzluk ve açlıkla mücadele ülkelerinin buluşma zeminiydi. Bu açıdan bakıldığında özellikle Kuveyt'ten gelen karşılıksız kredi taahhüdü oldukça dikkat çekiciydi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El Sabah, Kuveyt'in yakında ilan edilecek bir plan doğrultusunda altyapı projelerine de ortak yatırımlar gerçekleştirmek için Dünya Bankası ile koordineli bir şekilde çalışmaya başlayacaklarını duyurdu. Arap ve Afrika ülkelerinde devam eden değişim rüzgarı Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin zirvede gerçekleştirdiği konuşmaya da yansıdı. Arabi, Afrika-Arap dünyası arasındaki sosyoekonomik ilişkilerin niteliksel bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Söz konusu değişimin temel gereksinimi ise yatırımlar. Afrika, ham madde, tarım ve enerjide büyük kaynaklara sahip. Ancak bunları kullanabilecek yatırımdan yoksun bir bölge. Dünya Bankası verilerine göre kıtanın sadece kendi enerji sektörünü geliştirmek için yaklaşık yıllık 30 milyar dolar yatırıma ihtiyacı var. Uluslararası Para Fonu'na göre Afrika'daki ekonomik büyüme küresel ekonomik krize rağmen 2012 yılında %5 oldu. Afrika'nın küresel petrol rezervlerinin %12 ve altının ise %42'sini bulundurduğu tahmin ediliyor. Doğal gaz yatakları ise halen keşfedilmeyi bekliyor. Afrika'daki bu tabloya karşılık Enerji Zengini Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri yüksek petrol fiyatları sayesinde 2 trilyon dolarlık bir kaynağı ellerinde bulunduruyor. Bu varlıkların büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki yatırımlarda değerlendiriliyor. Arap dünyasının Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme çabaları Kuveyt'teki zirvede gündemdeydi dedik. Ancak bölgeye ilgi bununla da sınırlı değil. Henüz kullanılmamış doğal kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği gibi küresel güçlerin ilgisini buraya çekiyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arap-Afrika Zirvesi, enerji, altyapı, tarım ve tarımsal endüstri gibi alanlarda işbirliği sürecinin hızlandırılması için bir platform olarak değerlendiriliyor. Zirvenin kapsamı, katılımcı ülke sayısı açısından da oldukça dikkat çekici. Toplantılarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi ülkelerin yaklaşık üçte biri bir araya geliyor. 1977 yılındaki ilk zirveye girişimin öncüsü Mısır ev sahipliği yapmıştı. 2010 yılındaki ikinci zirve Libya'da gerçekleştirilmiş ve söz konusu etkinliklerin 3 yılda bir yapılması üzerinde mutabakata varılmıştı. Bu toplantıda Afrika-Arap Ortaklığı'nın siyasi, barış ve güvenlik, ekonomi, ticaret ve finans, tarım ve gıda güvenliği, sosyo-kültürel işbirliği olmak üzere 4 ana temel üzerine kurulmasına karar verilmişti. Afrika Birliği ve Arap Ligi'nin bu alanlarda oluşturulması hedeflenen ortaklığın eyleme dönüştürülmesi noktasındaki çalışmaları sonucunda Afrika-Arap Ortaklığı Stratejisi ve 2011-2016 Uygulama Planı ortaya konuldu. Arap dünyasının enerji sektöründeki gücü ve Afrika ülkelerinin doğal kaynakları dikkate alındığında ticaret hacminin beklenenden az olduğu görülüyor. Arap Ligi'nin istatistikleri 2010 yılında Arap ülkelerinin bir bölümüyle Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 25 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Hedef bu rakamın daha da büyütülmesi. Arap-Afrika zirvelerinde ele alınan konulara bakıldığında son dönemde Afrika ülkelerine yönelik küresel güçlerin ilgisinin nedenini de görmek mümkün. Özellikle 2013 yılı Afrika'nın dış ortakları kapsamındaki zirve ve forum trafiğinin en yoğun olduğu dönem olma özelliğini taşıyor. BRICS zirvelerinin 5.'si 26-27 Mart 2013 tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde gerçekleşti. Zirvenin ana temasını BRICS ve Afrika, bütünleşme ve sanayileşme için ortaklık başlığı oluşturdu. 2014 yılının Nisan ayında Brüksel'de yapılacak Afrika-Avrupa Birliği Zirvesi öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesini amaçlayan Avrupa Konseyi Afrika Birliği Komisyonu toplantısına ise 25-26 Nisan 2013 tarihlerinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ev sahipliği yaptı. Amerika'nın Afrika ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin çerçevesini belirleyen 12. AGOA Forumu da 9-13 Ağustos 2013 tarihleri arasında Addis Ababa'da gerçekleştirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehri ise 27 Kasım'da Brezilya Afrika Liderlik Forumu'na ev sahipliği yapacak. Arap dünyası ile Afrika ilişkileri kara kıtada özellikle de kuzeyde bulunan yoğun Arap nüfus açısından büyük önem taşıyor. Kuzey Afrika ülkeleri Mısır ve Tunus'ta Araplar nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Pek çok sorunla boğuşan Afrika kıtası önemli bir Arap nüfusu da bünyesinde barındırıyor. Arap nüfus daha çok İslam'ın yaygın olduğu kıtanın doğu ve kuzey bölümlerinde yer alıyor.
Libya, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde ise Araplarla başta Berberiler olmak üzere yerel halklar iç içe yaşıyor. Tüm bu ülkelerde Arapça resmi dil. Son 3 yılda Arap dünyasında esen değişim rüzgarının da başladığı alan Kuzey Afrika. Tunus'ta başlayan isyan kısa sürede Mısır ve Libya'da da otoriter rejimlerin yıkılmasıyla sonuçlanmıştı. Ancak Mısır'da yaşanan darbe, Tunus'ta süren siyasi kriz ve Libya'da henüz sağlanamayan istikrar hem Afrika'nın hem de Arap dünyasının müşterek sorunları. Kuzey Afrika'nın hemen altındaki Sahle bölgesinde de Arap kökenli kabilelere rastlamak mümkün. Batı Sahra ve Moritanya'daki sorunlara henüz çözüm bulunabilmiş değil. Kıtanın Arap Yarımadası'na yakın olan doğu bölümlerinde de önemli bir Arap nüfus yaşıyor. Afrika boynuzundaki Somali ve Cibuti'de ayrıca Sudan'da güçlü bir Arap etkisi var. Bu bölgede zaman zaman Araplarla diğer etnik gruplar arasında tansiyon yükseliyor. Somali'de bir türlü sağlanamayan İstikrar ve Eşşebap örgütünün eylemleri sadece Doğu Afrika için değil, Arap dünyası için de önemli bir sorun. Benzer bir durum Sudan için de geçerli. Darfur bölgesinde yaşananlar, Sudan lideri El-Beşir hakkındaki iddialar ve ülkenin son olarak ikiye bölünmesinden sonra Güney Sudan'la yaşanan anlaşmazlıklar tüm Arap ülkeleri tarafından yakından izleniyor. İsrail'in de bu bölgede Sudan'ın komşularına verdiği destek Arap dünyasında tepkilere yol açıyor. Arap-Afrika zirvesinde gündemde olan bir sıcak noktada Libya'ydı. Ülkede Kaddafi rejiminin sona ermesinden sonra tansiyon bir türlü düşmedi. İstikrarın yakalanamadığı Libya'daki siyasi belirsizlik uzmanlara göre ülkenin bölünmesine de neden olabilir. Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından siyasi istikrar sağlanamıyor. Ülkede güvenlik kontrol altına alınamıyor. Aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent milisler tarafından kontrol ediliyor. Hala birçok petrol tesisi tek taraflı özellik ilan eden gruplar tarafından işgal altında tutuluyor. Devlet milyarlarca euro zarara vuruyor. Geçtiğimiz cuma günü Trablus'ta Misrata Kartalları Tugayı adlı milis grubun kentten çıkmasını talep eden halk protesto gösterisi düzenledi. Göstericilere milisler tarafından ateş açılmasıyla başlayan olaylarda resmi rakamlara göre 43 kişi hayatını kaybetti, 460 kişi ise yaralandı. Sağlık Bakanlığı ölenlerin 32'sinin sivil olduğunu açıkladı. Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı milislerle göstericiler arasında ateşkesin sağlanması üzerine milisler 16 Kasım'da Gargur bölgesinden çekildi. Yaşananların ardından açıklama yapan Libya Devlet Başkanı Ali Zeydan, Kaddafi'nin devrilmesi sürecinde desteklenen milis gruplara bir kez daha silah bırakma çağrısı yaptı. Trablus'taki silahlı grupların nereden geldiğini bulacağız. Bu gruplardan Trablus'u terk etmelerini istiyoruz. Libya'da asker ve polisler dışında silahlı hiç kimse olmamalı. Saldırıda hayatını kaybedenler içinse cumartesi günü cenaze töreni düzenlendi. Törende binlerce Libyalı yaşananlardan Libya hükümetini sorumlu tutarken Trablus'taki milis grupları istemediklerini söyledi. Militanlar daha önce Kaddafi tugaylarının yaptığını yapıyor. Biz bu militanları istemiyoruz. Onların evlerine gitmelerini ve daha sonra Libya güvenlik güçlerine katılmalarını istiyoruz. Hükümet ve siyasiler başarısız oldular ve istifa etmeliler. Ulusal koalisyonun üyeleri hiçbir şey yapmadıkları halde maaş alıyorlar. Hepsi görevlerinden istifa etmeli. Artık militanları ve silahlı grupları özgür Trablus'ta istemiyoruz. Bu arada silahlı milislerin Gargur'dan çekildiği gün Libya İstihbarat Şefi Yardımcısı Mustafa Nuh kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Türkiye dönüşü indiği Trablus Havalimanı'ndan silahlı bir grup tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırılan Nuh 19 Kasım günü serbest bırakıldı. Ülkenin Başbakanı Ali Zeydan da geçen ay silahlı bir örgüt tarafından başkent Trablus'ta kaldığı bir otelden kaçırıldıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Libya'da 2 yıldır devam eden kaosun faturası ise giderek ağırlaşıyor. Aşiretler, silahlı milisler ve Berberi azınlığın petrol limanları işgalinin bilançosunun 6,5 milyar dolar olduğu açıklandı. Libya'da yeni yönetimin hiçbir otoritesinin olmaması ülkede ayrılıkçılığı da tırmandırdı. İstikrarın yakalanamadığı Libya'daki siyasi belirsizlik uzmanlara göre ülkenin bölünmesine de neden olabilir. Merkezi hükümetle bölgesel yönetimlerin ne kadar yetkiye sahip olacağı belirsizliğini koruyor. Ülkenin doğusundaki Sirenaika bölgesinde yaşayanlar daha fazla özellik istiyor. Kaddafi'nin merkezi yönetimi dayattığı diğer bölgelerde de merkezi yapılanmaya karşı isyanlar artıyor. Ve bu haberle birlikte programın bu bölümünün sonuna geliyoruz. Türkiye saatiyle 18'de yeniden karşınızda olacağız. Farklı konularla elbette. Görüşmek üzere, hoşça kalın.